Memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun, kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim. Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim. Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet ölümden olsun. Keşke bu dizelerdeki temenniler gerçekleşmiş olabilseydi ve ben de bugün daha farklı bir konuşma yapabilseydim. Bugün Mersin halkının bana verdiği vekaleti 7 yıldır şeref ve onurla taşıyarak yine maalesef aynı dizeleri tekrar ederek ve bu hasretle milletvekilliğimi noktalıyorum. Keşke daha güzel şiirler okuyabilseydim sizlere. Evet, neler oldu bu süre içerisinde? Çok acı çektiğimiz, bize çok acı çektirdiğiniz milletimizin unutamadığı olaylar. Örneğin Adana Aladağ yurt yangınını unutamadık. Çok acı çektik o zaman, çok. Sizler bilerek isteyerek yurt yapmadığınız için evlatlarımızı götürdünüz, tarikatlere, cemaatlere teslim ettiniz ve oradaki ihmaller yüzünden yavrularımız yandı. 12 ölü. Unutabilir miyiz? Unutamadığımız başka bir olay. Karaman'da Ensar Vakfı'na ait yurtlarda cinsel istismara uğrayan çocuklarımız. Çok acı çektik. Hele hele bir kereden bir şey olmaz dendiği zaman ciğerimiz yandı. Unutamıyoruz. Üstelik de bunu söyleyen bir AKP bakanıydı. Ne hale getirdiniz bizi? Unutabilir miyiz? Soma, 301 ölüm. Ermenek, 18 işçi yaşamını yitirdi. Ve orada Ayşe teyzenin, Recep amcanın çığlıkları, madendeki su baskınında yaşamını yitiren oğlunu, oğlum yüzme bilmezdi, suyun içinde ne yaptı diye arayan ve çığlıklarını söyleyen Ayşe teyzeyi unutmak mümkün mü? Ne acılar yaşattınız Türkiye'ye. Zonguldak'ta Karadon maden ocağında 30 işçinin cesedine 28 gün sonra ulaşıldı. Recep Tayyip Erdoğan bu mesleğin kaderinde var dedi. Ne kadar acı çektik. Yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı güzel öldüler diyerek ciğerimizi yaktı. Çok acı çektik sizin yüzünüzden. Bir başka olay, Dilek Özpınar olayı. Bakanın eline para tutuşturmaya çalıştığı kanser hastası, üniversite öğrencisi çocuk. Ben dilenci değilim, insanlık ölmüş diye çığlık attığında adeta bize küfrediyordu. Özgecan'ın katledilişi ile noktalanan, bir türlü bitmek bilmeyen kadın cinayetlerini yine sizin döneminizde çok ama çok acı bir şekilde yaşadık. Adeta barış elçisiydi Tahir Elçi, yine sizin döneminizde ve politikalarınızın yanlışlığı nedeniyle katledildi. Çok acı çektik. Şırnak Silopi'de sokağa çıkma yasağı ilan ettiniz ve cesedi 7 gün yerde bekletilen Taybet Ana'nın görüntüleri hala gözümüzün önünde. Bu millete çok acı çektirdiniz. 17-25 Aralık yolsuzluk olaylarında Rıza Zarrab bakanlar ilişkileri, sıfırlanan paralar nedeniyle, Yüce Divan'a gönderilmeyen bakanlarınız nedeniyle bu millet çok acı çekti. Unutamıyoruz o günleri. Çok acı çektik. Meclisin önünde kendini yakan vatandaşın görüntüleri hala gözlerimin önünde. Hala çok acı çektirdiniz. Tayyip Erdoğan'ın iki ay yaş söylemi AKP'liler dahil bütün Türkiye'ye büyük acı çektirdi. Başbakan Davutoğlu'nun öfkeli bir avuç sünni genç diyerek IŞİD'e sahip çıktığı günler, ciğerimiz yanmıştı, yüreğimiz yanmıştı, çok yaktınız. Aysel Tuğlu'nun cenazesine, annesinin cenazesine yapılan faşist saldırılar yine sizin döneminizde oldu. Çok acı çektik, çok. Öldürülen, şiddete uğrayan sağlıkçılar, hekimler sizin döneminizde oldu, daha önce hiç olmamıştı. Yine Türkiye'ye çok ama çok acı verdiniz. Şehit cenazelerine gitmek bizi mahvediyordu. Sık sık şehit cenazelerine giderek o çığlıkları duymak hepimizi mahvediyordu. Acılara gark ediyordu. Siz yaptınız. Sizin döneminizde oldu.
Akkuyu'ya Sinop'a nükleer santral yapacağız diye inat ederek bütün Türkiye'ye acı çektirdiniz. Suriye'den ve savaştan kaçarak ülkemize sığınan 4 milyonu aşkın insanlar nedeniyle Türkiye çok büyük acılar çekti. Çok büyük acılar çekti. Ataması yapılamayan öğretmenler, sağlıkçılar sizin döneminizde çok acı çekti. Bunları unutamıyor Türkiye, unutamayacak. Artvin Hopa'da polisin sıktığı biber gaz nedeniyle yaşamını yitiren Metin Lokumcu'yu unutmak mümkün mü? Hele o IŞİD canavarlarının askerlerimizi yakması hala sizin yüreğinizi sızlatmıyor mu? Bakın neler yaptınız? Daha sayacağım çok şey var. Sadece 7 yıl içerisinde, 16 yılınızı saymıyorum. Ben milletvekili olduktan sonra neler yaptınız bu ülkeye? Tarsus'taki esrarengiz kazıyla milletin gözü önünde her şeyi gizleyerek acaba millet buradan ne götürüldü, devleti küçük düşürecek işler yaptığınızı hala unutmadılar. Peki bedeni kıyıya vuran Aylan bebeği unutmak mümkün müydü acaba? Camları kırık evde yaşayan ve 40 günlükken zatürreden yaşamını yitiren Ayaz bebek, Van'da cenazesi çuval içinde taşınan Muharrem bebek, Adana'da çocuğunu ısıtmak için saç kurutma makinesini kardeşine verdikten sonra intihar eden anneyi unutmak mümkün mü? Ne kadar acı bıraktınız geride ya? Ne kadar acı çektirdiniz bu ülkeye? Farkında mısınız? Konuşurken bile, anlatırken bile bu acıları tekrar yaşıyorum. Çocuk cezaevlerinde yaptıklarınız, o cezaevlerinde yaşamını yitiren, tecavüze uğrayan çocuklar hepsi sizin döneminizde oldu. Bütün bunlar bu kürsüden haykırıldı, yapmayın denildi. Dinlemediniz. Terörün katlettiği Aybüke ve Necmettin öğretmeni, Ergenekon davasında, Balyoz davasında ölenleri, içeri atılanları, hayatı kararanları unutmak mümkün mü? Ne kadar çok acı çektirdiniz bize. Evlatlarımızın sorularını çaldırdınız. Onlara göz yumdunuz. Onlarla işbirliği yaptınız. İlkokuldan üniversiteye kadar. Herkesin sorusu çalındı. Ne kadar acı çekti çocuklarımız, ne kadar acı çektiler. Her seçim dönemi İşkur'u AKP ofisi gibi kullandınız ve pek çok insanı işe aldınız. Alınamayanlara acı çektirdiniz. Seçim bitti, insanları kapının önüne koydunuz. Yine acı çektirdiniz. Mavi Marmara olayı sizin döneminizde yaşandı ve sus payı olarak 20 milyon doları aldınız. O cesetlerin üstüne örttünüz. Hiç utanmadınız mı? Hiç acı çekmediniz mi? Bugün Kudüs'te yaşananlar acaba buradan alınan güçle, acaba alınan Yahudi cesaret madalyası nedeniyle olmadı mı? Bunları unutacak mı bu ülke? Bunları bize yaşattınız, çok acı çektirdiniz. Yunanistan geldi, adalarımızı işgal etti, Yunan bayrağını dikti, gözümüzün önünde bize acı çektirdiniz. Bütün Türkiye'ye acı çektirdiniz. Bakın hiç ırk, din ayrımı da gözetmediniz bu durumda. Gezi olayları sizin döneminizde oldu. Ali İsmail Korkmaz'ı, Ahmet Atakan'ı unutmak mümkün mü? Berkin Elvan'ı, Ethem Sarısülü'yü, Mehmet Ayvalıtaş'ı, Medeni Yıldırım'ı, Hasan Ferit Gedi'yi unutmayacak bu ülke denizleri unutmadığı gibi. Bakın neler bıraktınız geride. Gidiyorsunuz ama geride bıraktıklarınızı onarmamız çok çok zor olacak. Gerçekten çok zor olacak. Bütün bunların üzerine FETÖ ile, size göre o dönemde Fethullahçı hareket ile yaptığınız anlaşmalar neticesinde. Buyurun Sayın Atıcı. Bu işbirlikleri bize 15 Temmuz'u doğurdu. Bu 15 Temmuz'da hiç parmağınız yok mu? Suçunuz yok mu? Ülkeyi bu duruma getirmekte hiç kendinizi suçlu hissetmiyor musunuz? Ne kadar acı çekti insanlar? Hala acı çekiyorlar. Bunu unutmak mümkün mü? Yetmedi. 20 Temmuz darbesi yaptınız. Olağanüstü hal ilan ettiniz. Hala insanlar acı çekiyorlar. Hala. O kadar çok acı bıraktınız ki geriye. Nuriye ve Semih'in açlık grevleri, ölüm oruçları hala gözümüzün önünde. Ankara garındaki patlama sizin döneminizde oldu. Kim yaptı arkadaşlar? Yurt dışından mı gelip yaptılar? Sizin döneminizde oldu. Ne oldu istihbaratınız? Neredeydi Roboski'de? Neredeydi o insanlar ölürken benim devletimin istihbaratı? Suruç'ta, Reyhanlı'da ölenlerin acılarını hala yüreğinizde hissetmiyor musunuz? Hala hissetmiyor musunuz? 7 Haziran seçimlerinden sonra ülkemiz kan gölüne döndüğünde hiç vicdanınız sızlamadı mı?
Hiç gözünüzün yaşı akmadı mı? Hiç acı çekmediniz mi? Çok acı bıraktınız. Milliyetçiliği ayaklar altına aldınız, acı çektirdiniz. Buyurun Sayın Atıcı. Masum Kürt halkına açılım sürecini yaşattınız ve onları kahrettiniz. Sağlıkta dönüşüm programı dediniz, Türkiye'ye bıçak parası getirdiniz. Yani o kadar acı bıraktınız ki, o kadar çok unutulmayacak kötü şey bıraktınız ki bu ülkeye. Saymakla bitiremiyorum. Şehir hastanelerini, özelleştirmeleri saymakla bitiremiyorum. FETÖ bahanesiyle dağıttığınız yuvalar, milletin iradesini yok sayarak içeri attığınız milletvekilleri, kayyum atadığınız belediyeler, ya ne kadar acı bıraktınız. Ekonomik olarak da öyle. Ben milletvekili olduğunda 7 yıl önce dolar 1 lira 57 kuruş iken bugün 4 lira 40 kuruş, avro 2.25 iken bugün 5.22. Tüm bu karamsar tablonun üzerine bir adalet yürüyüşü gerçekleştirdik ve umut oldu Türkiye'ye. 24 Haziran'da sadece İzmir'in değil, tüm Türkiye'nin dağlarında çiçekler açacak. Tüm Türkiye'nin. Beni 3 dönem milletvekili seçen Mersin halkına da şükranlarımı sunuyorum. Allah'a ısmarladık.